Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Tansiyon hastalığının büyüğü küçüğü fark etmiyor. İkisi de risk grubudur. Eğer tedavisi aksama olursa büyük sağlık sorunlarına kadar yol açabilir diye yazılı ve görsel basında takip ediyoruz. Bu gerçekten böyle midir? Tabii. Şimdi öncelikle hipertansiyonu bir tanımlamamız gerekiyor. Evet. Hipertansiyonun kitabi tanımı atar damarların basıncının hedef organ hasarı oluşturacak düzeylere yükselmesi olarak tanımlanıyor. Ama halk arasında bilindiği kadarıyla da kan basıncı olarak tanımlamak aslında yeterli bir terim. Hipertansiyon yapılan bir ölçümde, seri ölçümlerde büyük tansiyonun 14, küçüğünde 9'un üstünde olması sürekli olarak tanımlanıyor. Tabii yeni tanımlamalar gelişti. Mesela 120 ile 139 büyük için, 80 ile 89 arası küçük için ölçüldüğü zaman da pretansiyon, yani tansiyon öncüsü bir klinikten bahsediliyor ve bu grup hastaları da çok önemsemek gerekiyor. Çünkü bunların uzun vadede kalp krizi riskinin normal kişilere göre 3 kat fazla olduğu, yine aynı şekilde beyin felci riskinin de yüksek olduğu biliniyor. Dolayısıyla hastaların yakın takibi gerekiyor. Evet. Peki kişiye göre tansiyon sizin söylediğiniz rakamları mı baz almak gerekiyor? Tabii yani çok büyük bir fark yok. 60 yaş üzeri insanların %50'sinde hipertansiyon olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Bizim bugün burada daha çok vurgulamak istediğimiz bir konu da genç hipertansifler ve sekonder hipertansiyon dediğimiz tanımlama. Sekonder hipertansiyon dediğimiz olay yani primer, sinirsel, ailesel diye halk arasında bilinen, nedeni bilinmeyen hipertansiyon dışında nedeni bilinebilen, yani bir organ hastalığı, bir hormon hastalığı gibi bir nedeni olan ve tüm tansiyon hastalığı %8-10 civarını kapsayan bir gruptur. Türkiye'de yapılan bir çalışma var bu konuda. Yani 20 ile 30 arası hastaları, yaş grubundaki hastaların %2, 30 ile 40 arası yaş grubundakilerin de %6'sında hipertansiyon olduğu biliniyor. Ve bu grup hastalardan %25'i durumun farkında değil, en az. Yine bir o kadarı durumun farkında ve tedavi olmuyor. Tabii bu grup hastaları bulmak çok önemli bizim için, tedavi etmek. Çünkü uzun vadede hipertansiyon sorununa muhatap olacakları için end organ hasarı daha fazla olacaktır bu hastalarda. Dolayısıyla erken dönemde tedaviye başlamak gerekir bu hastalara. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.